Herkese merhaba. Dersimiz Fitness'ın 9. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde fitness ve sağlığın temelinde bulunan, hedeflediğin amaca ulaşmak için geliştirmen gereken alışkanlıklar ve bu alışkanlıkların üzerimizdeki etkilerini konuştuk. Dersimiz Fitness başlıyor. Şimdi hepimiz zaman zaman motive olup hayatımızda değişiklikler yapmak için çeşitli kararlar alıyoruz. Bu kararları almamıza etki eden şey aslında sonuçların çekiciliği oluyor. Yani spor yapmaya karar vermenin sebebi aslında fiziğini iyileştirmek. Bir kursa başlamandaki sebep aslında sertifikayı almak. Mesaiye kalıp çok çalışmanın sebebi aslında para kazanmak. Aslında yaptığımız eylemlerin tümünü sonuç odaklı yapıyoruz. Motivasyonumuz hedeflediğimiz sonucu elde etmek. Hatta bazen sonucu o kadar fazla odaklanıyoruz ki bizi o sonucu ulaştıracak süreci görmezden gelebiliyoruz. Yeni bir yıla girildiğinde insanların hayatlarında değişiklik yapmak istedikleri konulardan biri de genelde fiziksel değişim oluyor. Ocak-Şubat aylarında spor salonlarının üyelik sayıları ortalama iki kat artar. İnsanlar hedefledikleri sonucu alabilmek için bir motivasyonla birlikte spor salonuna yazılırlar. Fakat çoğu zaman sonucun büyüsüne kapılıp sürecin gerekliliklerini görmezden gelebiliyoruz. Herkes fit bir vücuda sahip olmak ister ama kimse düzenli antrenman yapıp, beslenme programına dikkat edip, düzenli uyumayı yani sürecin ta kendisini hayata tam olarak geçiremez. Sonucun büyüsüne kapılıp motivasyonla karar aldığımız için sürecin zorluklarına kör olabiliyoruz bazen. Haberlerde hiçbir zaman Arnold bugün antrenman yaptı diye görmedin. Ama Arnold Mr. Olympia'yı kazandığında birçok filmde başrol oynadığında bütün dünyanın dikkatini çekti. Dünyayı yürüyerek dolaşan adamın bugün 10 bin adım attı diye habere çıktığını hiç görmedin. Ama dünya turunu tamamladığında bu dikkat çekici sonuç bütün gazetelerde manşet oldu. Günlerce her gün arka arkaya attığın adımlar toplandığında bir anlam ifade ediyor, konuşulmaya, haber yapılmaya değer bir konu haline geliyor. Ama süreç boyunca her gün attığın adımlar tek başına bir anlam ifade etmiyor, bir dikkat çekmiyor. Arnold Arnold olana kadar, şampiyon olana kadar, ünlü bir aktör olana kadar her gün düzenli olarak sürecin gerekliliklerini disiplinli bir şekilde yerine getiriyordu. Değişim bir günde gerçekleşmiyor. Her gün aldığın aksiyonlar bir süre sonra sonucu başarılı kılıyor. Aslında baktığında sonuç senin her gün gösterdiğin çabaların bir toplamı. Bu yüzden sonuçlar halk arasında dikkat çekerken, ilgi görürken çabalar genellikle göz ardı ediliyor. Sonuçların arkasında kalıyor sürekli. Ve bunun arkasında da bir biyolojik sebep yattığı varsayılıyor. Avcı toplayıcı atalarımız gösterdikleri çabanın sonucunu hızlı aldıkları bir dönemde yaşadılar. Yıllar boyunca aldığımız kararlar tamamıyla hızlı sonuçlar üzerine odaklıydı. Bir sonraki öğününü çıkartmak için ava çıkıyorlardı, doğal felaketlerden korunmak için barınak yapıyorlardı. Gen yani aldıkları aksiyonların hepsi onları o gün içinde ya da yakın gelecekte beklenen tehlikelerden korumak üzerineydi. Günümüzde yaşadığımız modern yaşantı ise bunun tam tersi gösterdiğimiz çabanın sonucunu günümüz şartlarında hep geç alıyoruz. Gösterdiğimiz çabalar bir nevi yatırım niteliği taşıyor aslında. Emekliliğin için bugün para biriktirmeye başlıyorsun, 20 yıl sonra emekli olabiliyorsun. Her gün okula gidiyorsun, 4 yıl sonra diplomanı alabiliyorsun. Bugün spor salonuna gidiyorsun, 9 ay sonra yarışmaya katılmak için. Bugünkü yaşam şartlarında avcı toplayıcı atalarımızın tersine gösterdiğimiz çabaların sonucunu çok geç alıyoruz. İşte bugün yediğin baklava, bugün yediğin pasta sana belki bugün zarar vermiyor. Ama 6 ay boyunca bunu yediğinde yan etkilerini görmeye başlıyorsun. Bugün içtiğin sigara belki sana bugün zarar vermiyor. Ama üzerinden birkaç yıl geçtiğinde iç organların zarar görmeye başlıyor. Belki bugün gün şartlarında sigara içmek senin sosyalleşmene yardımcı oluyor. Arkadaş ortamında kabul görmeni sağlıyor. Sosyal statün için belki bugün sana avantaj sağlıyor. Ama sen bunun uzun vadede sana getireceği sonuçları bugün göremediğin için kendini kısa vadede tatmin edip uzun vadede büyük sıkıntılar çekiyorsun. Kısa vadede bugün gösterdiğin çabalar, yaşadığın sıkıntılar seni uzun vadede rahat bir konuma getirirken kısa vadede rahat yaşamak, arzularının isteklerinin peşinden gitmek seni uzun vadede sıkıntıya sokuyor. Öncelikle bunun farkına varmamız lazım. Bu durumu kabullenmemiz lazım. Şimdi bir de bu noktada birbiriyle çelişen iki tane popüler düşünce var. Bir tanesi anı yaşa ne zaman öleceğini bilmiyorsun, ne istiyorsan onu yap, mutlu ol, keyfine bak hayatını yaşa düşüncesi. Bir diğer düşünce de geleceğini garantiye almak için bugün yapman gereken fedakarlıklar. Şimdi bazen insan kararsız kalabiliyor hangisini yapalım yani anın tadını mı çıkaralım hayatımızı mı yaşayalım yoksa gençliğimizde dirsek çürütüp çalışıp Gelecekte mi hayatımızı yaşayalım? Aslında baktığın zaman bu iki düşünce aynı anda var olabilecek düşünceler. Sadece geleceği düşünerek bugününü feda ediyorsun. Sadece bugünü düşünerek geleceğini feda ediyorsun. Bunların ikisi de doğru aslında baktığın zaman. Şimdi yani bazı insanlarda her gün yaptığımız alışkanlıkların, rutinlerimizin bizi kısıtladığına dair bir düşünce olabilir. Ben robot gibi yaşamak istemiyorum. Hayatımı yaşamak istiyorum. Gençliğimi yaşamak istiyorum. <laughs> Aman boşver mentalitesiyle yaklaşılabiliyor bazen. Fakat gerçek şu ki alışkanlıklarımız, rutinlerimiz bizi kısıtlamaz. Aksine bize özgürlük yaratır. Hayatında kendine hedeflerine ulaşmak için sağlıklı alışkanlıklar geliştirmemiş bireyler genellikle özgürlükleri en kısıtlı insanlardır baktığın zaman. Hiç egzersiz yapmayan, istediğini yiyip içen insanlara baktığın zaman gün içindeki enerji seviyeleri düşüktür. İstedikleri aktivitelerde yeteri kadar performans sergileyemezler egzersiz yapmayan kilolu bir baba çocuğuyla koşup kaliteli vakit geçiremez. Sürekli bilgisayar başında oyun oynayarak, sözde anı yaşayarak, hayatın tadını çıkararak yaşayan bir genç belki kısa vadede mutlu oluyor, hayatını yaşıyor fakat uzun vadede omurgasal problemler çekiyor. Testosteron seviyesi optimal şekilde salgılanmıyor, libidosu düşük oluyor. Aslında kendi mentalitesine göre anı yaşayarak özgürlüğünü kısıtlamış oluyor farkında değil sadece. Kas kütlen fazla olduğunda daha fazla kalori yeme özgürlüğüne sahip olacaksın. Çünkü vücudun aldığın bu ekstra kalorileri tölere edebilecek seviyede olacak. Yani sen aslında her gün spor salonuna giderek belki özgürlüğünü kısıtlamış olarak kendini algılıyor olabilirsin. Ama aslında bu sana istediğini yeme özgürlüğü tanıyor. Bedenini maksimum kapasitede kullanabilme, fiziksel kapasitelerini kullanabilme özgürlüğü tanıyor bugün sahip olduğu parayı kafasına göre harcayan, bu özgürlüğe sahip olduğunu düşünen insanlar, uzun vadede finansal özgürlüklerini en çok kısıtlayan bireyler oluyorlar. Yani ben bu noktada anı yaşamanın yanlış algılandığını düşünüyorum. Bunu anı yaşamak olarak değil, dürtülerin peşinden gitmek olarak tanımlıyorum. Yine bir diğer örnek, istediğin kadar sert antrenman yapmakta özgürsün. Fakat kaslarına toparlanma kapasitenden fazla zarar verdiğinde vücudun bu zarar hızlı bir şekilde toparlayıp gelişim sağlayamayacak. Bu kapasiteyi genişletmenin tek yolu her gün düzenli olarak şiddet, yoğunluk ve sıklığı kademeli olarak arttırma. Her gün attığın ufak adımlar seni birkaç ay sonra istediğin konuma getirecek. Çoğu zaman sana sonucun büyüsüne kapılarak çeşitli ürünler satarlar. İşte zayıflama çayını kapakta gördüğün fit bir kadının fiziğine ulaşmak ümidiyle alırsın o motivasyonla para verirsin. Ben sana o fiziğe bir yılda iki yılda ulaşacaksın dediğimde ilgini çekmeyecek. Ama 15 dakikada karın kası yap diye bir YouTube videosu milyonlarca izlenebiliyor mesela. İnsanlar maalesef sonucu aç fakat aksiyon göstermekten aciz. Şimdi bu hedeflediğin sonuca ulaşmak için süreç boyunca her gün göstereceğin aksiyonları edindiğin alışkanlıklar belirleyecek aslında. Şimdi heyecanlanıp motive olup fiziğini değiştirme kararı aldığında o motivasyonla birlikte spor salonuna yazılacaksın. Hayatında radikal kararlar alıyorsun. Haftada 5 gün spora gideceğim, beslenmemden şunları keseceğim, uykuma dikkat edeceğim vesaire vesaire. Bunu 3 hafta, 5 hafta neyse kendini zorlayarak azimli bir şekilde yerine getirdin. Ama sen hiç antrenman yapmıyorken, böyle bir alışkanlığın yokken kendini birden bu duruma soktuğunda seni bu kararı almaya iten motivasyonu bir süre sonra yitireceksin. Ve 3 haftanın ardından sporu bıraktığında kendine olan özgüvenini yitirmeye başlayacaksın. Kendini başarısız olarak göreceksin. Yine yapamadım. Artık kendine sunabileceğin güçlü bir kanıtım var. Ne zaman bir daha motive olup bir şey yapmak istesen aklına o gelecek. Ya ben zaten defalarca başlamayı denedim ama bir türlü yapamadım, beceremedim. Benden olmaz. Düşüncesi aklına kazınacak bir süre sonra. Çok güçlü bir kanıtım var başarısız olman için. Dolayısıyla kararları motive olup almaktan ziyade en kötü gününde gösterebileceğin performansa göre al kararlarını. Çok halsiz hissettiğin, çok yoğun olduğun bir haftada bile kaç gün gidebilirsin spora kendine önce bir bunu sor. Bir gün mü, iki gün mü tamam güzel, sıfırdan iyidir. Hala artıdasın şu anda. Öncelikli hedefin bu haftada bir iki güne sadık kalarak bunu bir alışkanlık haline getirmek. Hiç spor yapmıyorken, sporu alışkanlık haline getirmemişken kendine gerçekçi olmayan hedefler koymak, ayağına kurşun sıkmaktan başka bir şey değil. Kendi özgüveninizi zedeliyorsun. Koyduğun hedefler baseline'a yani şu anki hali hazırda alışkanlık durumuna ne kadar yakın olursa, o davranışı uzun vadede yapman o kadar mümkün olacak senin için. Hayatına bir alışkanlık sokarken aslında sadece bir alışkanlık sokmuyorsun. Düzenli spor yapmaya karar verdiğinde bir sürü irili ufaklı alışkanlıklar doğuyor günlük rutininde. Şimdi düzenli spor yapmak istiyorsan her gün spor çantanı düzenli olarak hazırlaman lazım. Spor salonuna gitmen lazım. Otobüsle olur, arabayla olur neyse. Bu bir alışkanlık. Oraya gittikten sonra duş alacaksın, gelince yemeğini hazırlayacaksın vesaire derken aslında sen sadece spor yapma alışkanlığını değil, aynı zamanda birçok alışkanlığı hayatına sokuyorsun. Fakat o motivasyonla sonucun büyüsüne kapılarak bunları göremeyebiliyoruz çoğu zaman. Dolayısıyla rutinimize ekleyeceğimiz alışkanlık ne kadar küçük, az vakit alan, az enerji gerektiren bir davranış olursa, onu uzun vadede yapmamız, o davranıştan yarar sağlama ihtimalimiz o kadar artacak. Sonuçta hayatımıza soktuğumuz her alışkanlığın bir başlatma enerjisi var, bizden aldığı bir enerji var. Şimdi mesela kendine her gün 100 şınav çekme hedefi koydun. Şimdi 100 şınavın gerektirdiği enerjiyle her günü her gün, 100 şınav çekmenin gerektirdiği enerjiyle 5 şınav çekmenin, 10 şınav çekmenin gerektirdiği enerji aynı mı olacak? Hayır. Dolayısıyla bu alışkanlıkların başlangıç enerjisini iyi hesaplayarak en kötü gününe göre karar verirsen uzun vadede daha avantajlı olacaksın. Şimdi bir de aradaki sürtünmeleri, engelleri kaldırman lazım hayatına yeni bir alışkanlık sokarken. Yani mesela spor salonuna yazılacaksın spor salonunun bir kere evine yakın olması lazım. Uzun vadede sporu alışkanlık haline getirmek istiyorsan mümkün olduğunca aradaki bütün engelleri kaldır. Yani spordan sonra duş almayı seven bir insansan, terli terli spor salonundan çıkamıyorsan gittiğin spor salonunun duşu temiz olması lazım. Ona dikkat et. Spor salonunun evine yakın olması lazım. Ondan sonra tek başına antrenman yapamıyorsan bir tane antrenman badin olması lazım. Baktığın zaman belki bunlar küçük önemsiz şeyler gibi geliyor ama hayatına yeni bir alışkanlık soktuğunda bunların her biri önem arz ediyor. Şimdi hayatına soktuğun bu alışkanlığı her gün yapamadığın günler de olacak. Robot değilsin sonuçta hepimiz insanız. Hasta olacaksın, belki sakatlanacaksın ya da çok önemli bir işin çıkacak. Rutinini bozduğun zamanlar olacak ister istemez. Burada planlı programlı disiplinli hareket etmek önemli evet ama disiplin sadece robot gibi önüne konulan programı takip etmek değil. Disiplin aslında dengeyi bulmak, bulunduğun şartlara hızlı adapte olabilmek. Kafanı önüne eğip körü körüne hedeflerinin peşinden gitmenin bir anlamı yok. Yeri geldiğinde değişiklik yapman gerekebilir, bir adım geri atman gerekebilir. Mental olarak güçlü olmanın gerekliliği aslında hızlı adapte olabilme ve yeri geldiğinde esneklik gösterebilmedir baktığın zaman. Bulunduğun şartlar ne olursa olsun mutlu olabilmektir, tatmin olabilmektir. Etrafındaki insanlar ne olursa olsun sana ne söylerse söylesin senin bundan etkilenmeden yoluna devam edebilmendir. Bu mentalite en güçlü, en disiplinli mentalitedir çünkü... Modun dış etkenlere bağlı değil, insanlara bağlı değil, artık bir kukla değilsin. Nasıl düşünmek istediğine, nasıl hissetmek istediğine sen karar veriyorsun. Hiç kimsenin duygu durumunun etkilemesine müsaade etmiyorsun. Eğer senin tavrın hedeflediğin sonuçlar dış etkenlere bağlıysa zaten sen dış etkenlerin etrafındaki insanların, onların toksik görüşlerinin esiri olmuşsun zaten. Bu bakış açısının hedeflerimize ulaşmamızda hepimizin sahip olması gerektiği en temel yeteneklerden biri olduğunu düşünüyorum. Fırtınalar kopacak ama fırtınadan sonra ayakta kalabilen ağaçlar Rüzgara karşı esneklik gösterebilen, dallarını eğip bükebilen ağaçlar olacak. Eğer sen katı bir şekilde, düşünce kalıbından çıkmayan, esneklik göstermeyen, bulunduğu şartlara adapte olamayan bir insansan, fırtınalarda hayatta kalamazsın. Şimdi alışkanlığı uzun vadede kalıcı kılmanın en etkili yöntemlerinden bir tanesi, edineceğimiz alışkanlığın minimum enerji gerektirmesi. Ne kadar vaktim alıyor, ne kadar enerji alıyor benden, ne kadar kolay başlaması bu alışkanlığı. Bu çok önemli. Özellikle ilk etapta. Çünkü bu alışkanlığı her gün tekrar edebilmenin tek yolu senin için kolay ulaşılabilir olması. Burada 2 dakika kuralı devreye giriyor. 2 dakika kuralı şöyle. Yani hiç kitap okuma alışkanlığın yoksa günde sadece 2 dakikanı ayırarak kitap okumaya başlıyorsun. Öncelikli yapman gereken şey her gün iki dakikanı ayırabildiğini kendine kanıtlamak. Tek günde okuduğun 100 sayfa hiçbir anlam ifade etmiyor. 100 gün boyunca her gün 2 dakikanı ayırabiliyorsan o zaman alışkanlık haline getirebiliyorsun kitap okumayı. Spora başlarken de aynı şekilde. Hiç spor yapmıyorken 5 gün spor salonuna gittiğinde patlayacaksın. Öncelikle bir gün iki günle başla. Hatta direkt her gün 2 dakikanı ayırabileceğin bir şeyle başla ilk etapta. İşte her gün 10 şınavla başladın, her gün 10 squatla başladın vesaire vesaire. Kendine bunu her gün yapabildiğini kanıtladığın zaman alışkanlığın uzun vadede daha kalıcı hale gelecektir. Bir diğer konu niyetinin net bir şekilde belli olması. Şimdi iki dakika kitap okumadan bahsettik. Kitabı sabah kalkar kalkmaz işte belli bir saatte verebilirsin ya da gün diliminde programına göre belli bir aksiyondan sonraki zaman dilimi olarak da belirleyebilirsin. Şu günde şu saatte şurada okuyacağım şeklinde. Yani mesela kalktıktan sonra çalışma masamda ya da yatağımda her gün kitap okuyacağım şeklinde. Ya da spordan örnek verecek olursak spora gideceğin saat, gün ve yerin belli olması gerekiyor. Atıyorum her hafta cuma günü akşam 8'de X spor salonuna gidiyorum. Rutin geliştirmenin davranışı alışkanlık haline getirmenin en kolay yolu bu olacak. Şimdi bir diğer madde bu madde bence en önemlisi bir alışkanlığı davranış haline getirmek için uzun vadede kalıcı kılmak için en önemli madde edinmek istediğin alışkanlığın normal karşılandığı bir topluma gir. Yani zaten hali hazırda bu alışkanlığı, senin edinmek istediğin alışkanlığı geliştirmiş toplumun içine sok kendini. Atalarımızın dediği gibi üzüm üzüme baka baka kararıyor. Ya da bir diğer deyişle etrafındaki en yakın 5 kişinin ortalaması kadarsın. Senin arkadaşlarının hepsi fast foodla beslenen, sigara içen, egzersiz yapmayan insanlarsa senin sporu alışkanlık haline getirmenin imkanı yok kitap okumak istiyorsan kitap okumak kulübüne git. Orada senin edinmek istediğin alışkanlığı zaten edinmiş ya da edinmek için çabalayan insanlarla arkadaş kur. Spora başlamak istiyorsan spor salonuna yazıl. Orada düzenli olarak antrenman yapan ya da senin gibi sporu alışkanlık haline getirmeye çalışan insanlarla aynı mentalitedeki insanlarla arkadaşlık kurmaya çalış. Eski dönemlerde kabileler de bu şekilde yaşıyordu. İnsanoğlunun doğasında var bu. Kabileye kendini kabul ettirebilmen için o kabilenin koymuş olduğu kurallara ayak uydurman gerekiyor. Yani kısacası onların alışkanlıklarını edinmiş olman gerekiyor. Ben bunu Kanada'ya ilk geldiğimde yaşadım. Kaldığımız evin çimlerini biçmediğimiz için 750 dolar ceza yedik belediye tarafından. Komşular şikayet etmiş. Baktığın zaman benim çimim mi yani sana giren çıkan ne? Ama öyle değil işte mahallenin görüntüsünü bozuyorsun. Kabilenin kurallarına aykırı hareket ediyorsun toplumun düzenini bozuyorsun mentalitesiyle buna izin vermiyorlar. Herkes çimlerini düzenli olarak biçmek zorunda. Ya da alışmakta zorlandığımız bir diğer şey çöp sistemiydi. Yani Türkiye'de çöp ne varsa doldurursun. Yemek atıkları, geri dönüşüm, bunların hepsi aynı çöp kutusuna atılır. Ama burada bunların hepsini ayırman gerekiyor. Kartonlar, cam şişeler, geri dönüşüm potansiyeli olan çöpler bir yere, organik gıdalar bir yere, elektronik çöplerin vesaire varsa onlar ayrı bir yere biz de doğal biz de doğallara olarak ilk geldiğimizde Türkiye'deki sistem gibi her şeyi bir torbaya doldurup çöp atmaya çalışıyorduk. Burada evinin önüne koyuyorsun. Her haftanın belli gününde çöpçü geliyor evinin önünden alıyor teker teker. 5 hafta boyunca çöpümüzü almadılar. Böyle bir sticker yapıştırıyorlardı çöpün üzerine. Ondan sonra <laughs> onu anlayana kadar bizim evin garajı çöp doldu. İçeride 10 tane 15 tane büyük çuvallarda çöp dolu, leş gibi kokuyor, sineklendi falan. Ama ne oldu? Bir süre sonra toplumun kurallarına ayak uydurmak zorunda kaldık. Yani demek istediğim şey kendini edinmek istediğin davranışın zaten doğal karşılandığı bir gruba, bir kabile, bir topluluğa dahil edersen onu alışkanlık haline getirmen uzun vadede çok daha muhtemel. Mesela antrenmanlara bir arkadaşınla sözleşip gidersen son dakika kendini yorgun hissetsen, gitmek istemesen bile o arkadaşının gideceğini bildiğin için gitmek zorunda kalacaksın. Ya da bir antrenörle birlikte çalışıyorsan belli bir program dahilinde planlandığı için antrenmanlar öncesinde o gün o saatte orada olmak zorundasın. Bu tarz etkenler yeni bir alışkanlığı hayatımıza sokarken büyük öneme sahip. Hayatına sokmak istediğin alışkanlığın temelini atmadan, her gün ona en az iki dakikanı ayırmadan, onu belli bir yer, zaman ve günde yapmadan, aynı mentalitedeki insanlarla birlikte bir araya gelmeden bunların hepsi alışkanlığın temelini oluşturuyor. Bu alışkanlığı geliştiremezsin. Şimdi bir de hiç spor yapmayan bir insanın haftada 1-2 gün spora başlamasıyla alakalı bir şey söyledim az önce. Bu maddeleri dikkate alarak senin haftada bir gün iki gün antrenman süren ne kadar bir saatten antrenman yaptığını varsayarsak bir saat 2 saat değil mi? Eğer spor salonu evine yakınsa Sporu daha hızlı alışkanlık haline getirmek için bu bir saati 2 saati birden fazla güne de bölebilirsin. Yani her gün yarım saat her gün 15 dakika antrenmanla da yapabilirsin. Bu şekilde haftada 5 gün gitmiş olursun ama kısa antrenmanlar yaptığın için her gün kendine o alışkanlığı hayatına sokmak için spor salonuna gidebildiğini kanıtlamak için daha sağlam bir temel oluşturacaksın. Amacın her gün yüzde bir daha iyi olmak. Bir gün öncesinden daha iyi olmak. Dünyayı yürüyerek dolaşan adam için her gün 10 bin adım, 50 bin adım belki çok büyük rakamlar değil. Fakat bu küçük rakamlar, bu yüzde birlik sapmalar toplandığında sonucu çok değerli kılıyor. Yani Türkiye'den Amerika'ya uçan bir uçağın rotasını yüzde bir saptırması onun Amerika'ya değil çok farklı bir kıtaya inmesine sebep olacak. Yani baktığın zaman bugün bir önceki güne göre yüzde bir daha iyi olmak belki çok küçük bir şeymiş gibi görülebilir. Fakat uzun vadede etkisi çok büyük. Planlar yapıyorken büyük ama ilerleme kat ediyorken küçük düşünün. Kat ettiğiniz ufak gelişmelerle mutlu olmayı öğrenin. Hatta bu süreçte günlük tutman sana çok yardımcı olacak. Günlük olarak kat ettiğin gelişmeleri kendine hatırlat. Bu hafta geçen haftaya göre ağırlıklarımı arttırdım. Bu ay geçen aya göre daha fazla kitap okudum. İnsanoğlu olarak garip bir şekilde pozitif şeyleri unutmaya meyilliyiz. Negatif şeyler akılda çok kalıcı bir şekilde yer ediyor. Fakat pozitif şeyler için aynı şey söz konusu değil. Bununla ilgili şöyle bir deney yapıyorlar. İnsanlara iki tane A4 kağıdı verip bir A4 kağıdına son 10 yılda başlarına gelen olumsuz hadiseleri yazmalarını, diğer kağıda da olumlularını yazmalarını söylüyorlar. Ve bu araştırma sonucunda insanların geçmişe dönük 10 yılda negatif hadiseleri çok daha net hatırladıklarını, çok daha fazla örnek verebildiklerini fakat pozitif konular hakkında çok fazla örnek yazamadıkları görülüyor. Ya bunu hemen Instagram'dan ya da günlük yaşantından da doğrulayabilirsin. Instagram'da bir post paylaşıyorsun, 10 tane güzel yarım alıyorsun, bir tane olumsuz yorum aldığında bütün gün aklına takılıyor. Ya da güzel giyinip dışarı çıkıyorsun. Herkes çok güzel olmuşsun diye iltifatlar ediyor. Fakat bir kişi kıyafetin hakkında kötü bir yorum yaptığında onu bütün gün kafana takıyorsun. Yani garip bir şekilde negatif şeyler aklımızda kalıcı olarak yer etmeye çok müsait. O yüzden bizim pozitif düşünceleri, pozitif gelişmelerimizi kendimize sürekli hatırlatmamız gerekiyor. Bu noktada kendinle konuşmak, farkındalığını geliştirmeye çalışmak çok önemli. Şimdi bir de davranışlarımızda kalıcı değişiklik sağlayabilmek için dikkat etmemiz gereken dört temel kural var. Bunlar psikolojide davranış değişikliğinin dört temel kuralı olarak geçiyor. Geliştirmek istediğin alışkanlığı, davranışı her neyse göz önünde tutmak yani gözle görülebilir, ulaşılabilir tutmak, onu çekici kılmak, heyecanlı, motive edici kılmak, kolay kılmak yani o davranışa, o alışkanlığa ulaşmak için göstermen gereken çabanın mümkün olduğunca düşük olması ve son olarak da seni tatmin etmesi ondan keyif alman. Şimdi yine kitaptan örnek verecek olursak, kitabı gözünün önünde görebileceğin, ulaşabileceğin bir yere koymak. Okumak istediğin kitabı gözünün önünde ulaşılabilir bir yerde tuttuğunda o davranışı sergileme ihtimalin artacak. İkincisi neydi? Çekici kılma, motive edici, heyecan verici kılma. İlk başta tarih kitabıyla başlarsan büyük ihtimalle sana o kadar çekici gelmeyebilir ya da bir bilim kitabı sana o kadar heyecan vermeyebilir. Fakat bir sevdiğin cinayet romanıyla başlayabilirsin, romantik bir kitapla başlayabilirsin. İlgini her ne çekiyorsa kitabın konusu çekici olmalı. Daha sonra üçüncü madde kolay olması, aradaki engellerin azaltılması. Burada da şimdi her alışkanlığı başlatmak için bir enerji sarf ettiğimizden bahsettik. O gün okumayı hedeflediğin sayfa sayısını biraz daha makul tutmak, kitabı yanında taşımak belki son olarak eğlenceli olması da kitabın konusundan ziyade kitap okuduğun ortamın mesela rahat olması, yatağında kitap okumak istiyorsan yatağında oku, çalışma masanda kitap okumak istiyorsan orada oku belki bir ateş karşısında mum ışığında kitap okumak istiyorsan öyle oku. Bir şekilde onu kendine eğlenceli hale getir. Aynı şekilde spordan da örnek verecek olursak ilk madde neydi? Gözümüzün önünde olması. Kol kaslarını geliştirmek istiyorsun mesela. Odanda bir tane dumbbell var. Dumbbell'ı gidip de kilere kaldırma. Gözünün önünde olsun. Gör ki hatırla. Ondan sonra bunu biraz daha çekici, motive edici kılmak için belki odanda Fiziğini beğendiğin bir sporcunun posterini astın. Sürekli ona bakıyorsun. Sürekli motive oluyorsun. Üçüncü madde neydi? Kolay kılma. Kolay derken gelip giderken bir set yap, iki set yap. Yani gidip de bir saat boyunca kol çalışma. O eylemi başlatmak için gereken enerjiyi makul seviyelerde tut. Son olarak da bunu eğlenceli kıl. Yani antrenman yapıyorken müzik aç. Tadını çıkar. İstiyorsan git dışarıda yap. Canın nasıl istiyorsa. Şimdi bu dört maddenin tam tersini yaptığında da kötü alışkanlıklarını bırakma fırsatın oluyor. Yani mesela sigarayı mı bırakmak istiyorsun? İlk madde neydi? Gözünün önünde tut, ulaşılabilir olsun değil mi? Tam tersi gözünün önünden kaldır, ulaşılabilir olma ihtimalini azalt. İşte sigarayı bırakmak istiyorsan sigarayı alma abicim. Yani ya da bağımlıysan al uzak bir yere koy. Mesela arabaya koy. Her içmek istediğinde ara dışarı çıkıp arabadan almak zorunda kal. Ya da işte kendini tutamayıp sürekli abur cubur mu yiyorsun? Mesela cipsi çok seviyorsun diyelim. Eve cips alma ya da çok bağımlıysan, illa yemen gerekiyorsa bir tane al, bittiğinde tekrar markete gitmek zorunda kal. Yani araya bir şekilde engel oluşturmaya çalış. Erişilebilirliği zorlaştır. İkinci madde neydi? Çekici hale getirmek. O zaman bunu çekici hale getirmeyeceksin. Ne yapacaksın mesela? Şimdi cipsin zararlarıyla alakalı git bir tane makale oku mesela. Sigaranın zararlarıyla alakalı bir belgesel izle. Senin gözünde bu kötü alışkanlığın çekiciliğini azaltmaya çalış. Üçüncüsü neydi? Kolaylaştır. Kötü alışkanlığımızı bırakmak istiyorsak zorlaştıracağız o zaman. Bununla ilgili güzel bir örnek tırnak yeme alışkanlığı olan insanların bu plastik diş tellerinden takmaları. Hani boksçular vesaire takıyor ya plastik dişlerini korumak için. Yine bunun üzerinde de bir deney yapılıyor tırnak yeme alışkanlığı olan insanlara bu invisible line diyorlar. Bunlardan taktıklarında dişlerini bu alışkanlıklarını bırakma ihtimalleri artıyor. Yani ne yapıyorlar? Zorlaştırıyorlar. Dördüncüsü neydi? Eğlenceli hale getirme. Şimdi bunu eğlencesiz hale nasıl getirebiliriz? Mesela git sevmediğin bir cips al. <laughs> ya da git sevmediğin bir sigara al. Amacın o kötü alışkanlıktan kendini bu dört maddeyi dikkate alarak bir şekilde soğutmak. Bir diğer örnek telefonunda kullanmak istemediğin, sürekli ehlinin gittiği uygulamayı mesela sil. Ya da görmek istemediğin insanı takipten çık. Sürekli sana mail atan şirketlerden unsubscribe yap. Bir de alışkanlık ve bağımlılık arasında bir fark var. Şimdi kötü alışkanlık ne dedik? Mesela cips yeme dedik. Eğer cips senin için kötü bir alışkanlıksa onu almayabilirsin. Buna direnebilirsin. Ama cipse bağımlıysan onu ne yapıp edip alırsın değil mi? O zaman uygulaman gereken şey şu. Ne zaman istemediğin kötü alışkanlığını elinde olmayan şartlardan dolayı bağımlı olduğun için yapıyorsan her bu kötü alışkanlığı yaptığında birkaç saniyeni alacak bir eylem gerçekleştir hemen arkasından. Yani hemen örnekle açıklıyorum. İşte sigaradan cipsten örnek verdik. Her sigara içtiğinde, her cips yediğinde, kendine hakim olamadığında mesela 5 tane şınav çek, 5 kez çömel kalk ya da derin bir nefes al. İlla böyle cezavari bir şey olmasına gerek yok. Ama hani sinir sistemine bunu öğretmek için beyninde bunu yapmaman gerektiğine dair mesajı tanımlaman için her bu kötü alışkanlığı yaptığında senin belirlediğin saniyelerini alacak bu kısa aksiyonu gerçekleştiriyorsun. Bu araştırmanın sonuçları çok etkileyici. Bunu uzun vadede yaptığında sinir sistemin bunu yapmaman gerektiğini, aslında bunu yapmak istemediğini ama elinde olmayan şartlarla yaptığını algılayarak bu kötü alışkanlıktan seni kurtarmak için harekete geçiyor. Zaten bununla alakalı en eski deney Pablo'nun köpeği deneyi. İşte her zili çaldığında önüne biftek koyuyor köpeğin. Bir süre sonra köpek zil çaldığında et geleceğini algılayarak direkt ağzından salyalar akmaya başlıyor. Yani zili yemekle bağdaştırdı sinir sistemi. Sen de aynı şekilde o belirlediğin davranış neyse hani o kötü alışkanlıktan sonra belirlediğin davranış her neyse o senin zilin olacak. Onu her yaptığında beynin onu yapmaman gerektiğini algılayacak. Bunun bir diğer örneği evli çiftler. Evli çiftlerden bir tanesi spor yapıp diğeri yapmıyorsa spor yapanın bunu alışkanlık haline getirmesi zor olacak. Çünkü dediğim gibi hayatına sadece sporu sokmuyorsun. Aynı zamanda beslenme alışkanlıkların da ona göre değişiyor. Uyku rutinin de ona göre değişiyor. Ve hayatı birlikte paylaşan iki insandan bahsediyorsak, aynı evde yaşayan, aynı yatakta yatan iki insandan bahsediyorsak bu insanların belli alışkanlıkları ortak olması gerekiyor uzun süre kalıcı olabilmesi için. O yüzden yakın arkadaşlarını, hayat arkadaşını senin için önemli olan seni sen yapan davranışları, alışkanlıkları benimsemiş insanlardan seçmen hem o kişiyle olan birlikteliğinizi hem de ilişkinin sağlığını daim kılacaktır. Ya ben evleneyim de sonra değişir zaten ya da ben onu bir şekilde değiştiririm falan diye düşünüyorsan yanılma ihtimalin çok yüksek. İnsanları değiştirmek, alışkanlıkları değiştirmek atomu parçalamaktan daha zor. Şimdi alışkanlıklarımıza aslında inançlarımız yön veriyor. Benliğimizi oluşturan şey inançlarımız. O yüzden sporun sağlığına sana getireceği faydaların farkına varamazsın. Buna gerçekten inanmazsan, Sporu uzun vadeli alışkanlık haline getirmen çok zor olacak. Farkındalık olmadan değişim gerçekleşmiyor. Ya e mesela fiziğini değiştirmek için yapman gerekenler belli. Eğer fiziğini değiştirmek istiyorsan egzersizin herhangi bir formunu yapman gerekiyor. Kan dolaşımının, metabolizmanın hızlanması gerekiyor. Yüksek proteinli beslenip işleme tabi tutulmuş gıdaları diyetinden çıkartman gerekiyor düzenli olarak gece uykusu alman vesaire. Yani şimdi sen bunların senin fiziğini ne ölçüde değiştirebileceği hakkında yeterli bilgi edinirsen buna olan inancın artacağı için bu alışkanlıkları hayatına sokmak daha kolay olacak. Sürekli fast food'la besleniyorsan, yağlı hamur işlerine bayılıyorsan, aynı zamanda da fazla yağlarından kurtulmak istiyorsan, bu hamur işinin içine ne kadar yağ girdiğini gör, fast food'un nasıl hazırlandığını, günde yüzlerce defa kızaran yağda yediğin patateslerden sağlığının nasıl etkilendiğini araştır. Ya zaten biliyoruz işte zararlı deme. Gerçekten sağlığına ne ölçüde zarar verdiğini bilmiyorsun farkında değiliz. Tamam biliyorsun belki duydun evet zararlı ama kalp damarlarını uzun vadede nasıl tıkadığını, kan dolaşımını yavaşlatıp damarlarını tıkadıktan sonra tansiyon, kan şekeri hatta kalp krizine kadar etki edebileceğini bilsen alacağın kararlar kişiliğin ve tercihlerin değişecek. O yüzden aslında başımıza ne geliyorsa cahillikten geliyor. Edinmek istediğin alışkanlık her neyse o konuda aydınlandıkça daha sağlıklı kararlar alma ihtimalinde artacak. Bu alışkanlık geliştirip benliği değiştirme ile alakalı bir örnek daha vermek istiyorum. Bu Amerika'da aşırı kilolu insanların kilo verme süreçlerini kayda alan belgeseller var. İşte 500 pound yani 200-250 kilo civarındaki insanların kilo verme süreçlerini vesaire kayıt altına alıyorlar. Ben onları izlemeye bayılıyorum çünkü o mentalitede o alışkanlıklara sahip olmuş bir insanın o alışkanlıklarından nasıl vazgeçtiğini, benliğini, kişiliğini nasıl değiştirdiğini, o ölçüde dramatik bir şekilde nasıl değiştirdiğini algılamak istiyorum. Şimdi yine böyle bir belgesel izlerken orada 200-250 kilolardan düşmüş, zayıflamış, 90 kilolara falan zayıflamış bir adamla interview yapıyorlar hani nasıl başardın şeklinde. Adamın parmak bastığı bir nokta çok dikkatimi çekti. Sizlere de paylaşmak istiyorum. Adam diyor ki ben her gün eski benliğimi öldürdüm. Yani kendime şunu dedim. Artık bugünkü Ömer, pizza yemeyen bir Ömer, hayatına pizza sokmayan bir Ömer, egzersiz yapan bir Ömer, artık bugün 3 kilo daha hafif, 5 kilo daha hafif bir Ömer var. Yani her eski halini ölmüş olarak varsayıp o ölen kişiyle birlikte o ölen kişinin davranışlarını da terk eden bir mentalite. Bana çok etkileyici geldi. Çok değişik bir bakış açısı geldi. Ben de bunu hayatıma bir şekilde sokmak istedim uzun süredir. Soğuk suyun insan vücuduna faydalarını okuyorum, araştırıyorum. Takip ettiğim ilham aldığım birkaç insan var ama ben de soğuğa çok hassastım. İzmir'de doğdum, büyüdüm. Sonra Kanada'ya geldim. Burada da kış çok uzun sürüyor, sert geçiyor. Soğukla ilişkim çok güçlü değildi. Ben de dedim ki kendime ben acaba eski Ömeri öldürebilir miyim? Yani sıcak suyla duş alan, sıcağı seven Ömeri öldürebilir miyim? 4 aydır her gün düzenli olarak istisnasız soğuk duş alıyorum. Bu belgeseli izledikten sonra o adamın söylediği o cümle beni çok etkiledi. Zaten uzun süredir aklımdaydı soğuk suyla duş almak. Bu alışkanlıklar üzerine de insan davranışları, psikolojisi üzerine de okumalar yapıyordum. Bir şekilde bunu hayatıma soktum. Kendime her zaman şunu dedim. İki dakikada olsa o soğuk suyun altına gireceksin. Dört aydır bir gün bile aksatmadım. Bazı günler geceleri eve geç geldim. Saat 2'de 3'te eve geldiğim oluyordu. Ama yine de diyordum ki gözümden uyku akıyordu. Yine de diyordum ki o soğuk suyun altına gireceksin. Artık eski Ömer yok. Kendime bir şekilde bunu kabullendirdim. Dediğim gibi 4 aydır bir gün bile aksatmadım ve bundan gurur duyuyorum. Bunu da sizle ilham olması için paylaşıyorum belki aranızda uzun süredir hayatında değişiklik yapmak isteyen, aklının köşesinde uygulamak istediği olan kişiler vardır. Belki benim izlediğim o interview gibi bu konuşmada sizi etkiler. Bu konuyu da yine okuduğum güzel bir sözle kapatmak istiyorum. Bu söz de benim hoşuma gidiyor. Bana alışkanlıklarını söyle. Sana kim olduğunu söyleyeyim şeklinde. Bugün bankanda ne kadar paran olduğu, sosyal statün, gittiğin okul vesaire bunların hiçbirinin bir önemi yok. Önemli olan tek şey sahip olduğun alışkanlıkların. Çünkü o alışkanlıklar seni istediğin kişi yapacak. Benliğini değiştirecek olan şeyler alışkanlıkların. Dolayısıyla hiçbir zaman pozitif düşünceyi bırakma. Alışkanlıklarına, rutinlerine sımsıkı sarıl. Dediğim gibi bugün bankanda sadece 5000 TL para olabilir ama seni alışkanlıkların uzun vadede milyoner yapabilir. Buradaki tek kriter onlara ne kadar sadık kaldın. Beynimiz zaten otomatik olarak sürekli alışkanlıklar geliştiriyor. Sen ya bunun farkında olarak alışkanlıklarını kendin seçersin, seni bir yerlere taşıyacak, olmak istediğin kişi yapacak alışkanlıkları ya kendin belirlersin ya da beynin zaten çevreden etkilendiği kadarıyla otomatik olarak bilinçaltında bu alışkanlıkları ediniyor. Hemen telefonundan girip gün içinde Instagram'da ne kadar vakit geçirdiğine screen time'dan bakabilirsin ya telefonun direkt içinden hangi uygulamada spesifik olarak ne kadar vakit geçirdiğini görebilirsin. Keşfetine girdiğinde videoların kategorilerine baktığında nasıl bir insan olduğunu algoritma zaten sana söylüyor. Bilinçaltımızın bu kadar hedef alındığı, teknolojinin bu kadar geliştiği bir çağda benliğimizin farkına varamamak, kontrolü ele alıp olmak istediğimiz kişinin alışkanlıklarını geliştirememek büyük dezavantaj. Ya bugün bu bölümde bahsettiğim şeylerin hepsi aslında en başta kendimi hatırlatma. Ben burada hiç kimseye bir şey öğretmeye çalışmıyorum. Beni kesinlikle yanlış anlamayın. Burada size anlattığım şeyleri emin olun yüzlerce defa, binlerce defa kendime söyledim. Kendi hayatımda uygulamaya çalıştım. Şöyle de bir laf vardır. Yazarlar kendilerine ihtiyacı olan kitapları kalem alırlarmış. Benimki de o mesele. İhtiyacım olan, hata yaptığım, hala daha yapmaya devam ettiğim, geliştirmem gereken yönlerimi sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizin de hayatınızda bağdaştırabildiğiniz noktalar çıkar. Olmak istediğiniz kişilik için hayatınızda değişiklikler yapabilir, alışkanlıklar geliştirebilirsiniz diyorum. Hiçbir zaman unutma seni senden daha fazla engelleyen hiç kimse yok. Dünyada tanıdığın tanıcağın hiç kimse seni senden daha fazla durdurmuyor. O içindeki negatif konuşmaları sustur. Kendine özgüvenini arttırmak için, hedeflediğin kişilik olabilmen için kanıtlar topla. Dilim döndüğünce anladığım kadarıyla bu bölümde bu kanıtları toplamanın yollarını sizlerle paylaştım. Bu bölümde böyle oldu. Aslında belki fitness ve sağlığın biraz dışına çıktık gibi görülüyor. Fakat bence fitness ve sağlığın temelini oluşturuyor bu konular. Mental sağlık, kişilik oluşumu, kişisel farkındalık, hayatımızın her döneminde temel teşkil edecek konular. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Hedeflediğiniz amaca ulaşmanızda alışkanlıklarınız size rehber olsun diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.